Merhaba arkadaşlar, Canım Anne YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yine çok güzel bir geri dönüşüm çalışmamız var. Malzemelerimiz şöyle: siyah akrilik boyam var, şampanya rengi boyutlu boncuk boyam var. Bunu şöyle göstermek istiyorum ismini. Evet, boyutlu boncuk boy olarak geçiyor. İşlevini göreceğiz video içerisinde. Süsleme için ben şöyle pullar kullanacağım. Elinizde ne varsa kullanabilirsiniz sizlerde. Makasım var, boya için fırçam var, yapıştırıcı olarak silikon tabancam, bir de yoğurt kovam. Bunun boyutu tamamen sizin isteğinize kalmış. Daha küçük, daha büyük hazırlayabilirsiniz çalışmamızı. Şimdi eğer kanalımıza abone değilseniz abone olup bize destek olmanızı rica edip hemen çalışmamıza geçelim. Evet, boyamı şöyle bir kaba alıp geldim. Herhangi bir tabağa, plastiğe, neye isterseniz boşaltın. Fırçama iyice yediriyorum ve boyamaya başlayacağım. Bütün her yerini boyayacağım. İstediğinizi kullanabilirsiniz burada. Evinizin dekoruna uygun kullanacağınız alana, bahçeye, işte balkona, nerede kullanacaksanız ya da elinizdeki malzemeye göre uygun renkte kullanabilirsiniz. Evet, kovam kurudu. Sıra geldi boyutlu boncuk boyamıza. Şimdi bununla üzerine desen çizeceğim. Burada tamamen sizin hayal gücünüze, zevkinize, keyfinize kalmış hanımlar. İstediğiniz şekilde desen verebilirsiniz. Kurumaya bırakalım.
Evet, şöyle iyice kurudu bakın. Biraz daha hafif böyle yumuşaklık var. Onun için daha hassas davranacağım. Dikkat ederek hani videoyu bir an önce tamamlamak maksatlı devam edeceğim şimdi. Bakın. Pullarımızı hazırlamıştık keserek. Hatırlarsanız hemen şöyle birazcık silikon sıktım ve üzerine pulumu yapıştırıyorum. Ara ara noktalara, uygun gördüğünüz yerlere bu şekilde yapıştırarak devam edeceğim. Evet, bunları da yapıştırıp tamamladım. Şimdi bakın şuradaki beyaz detayları kapatmak için hemen bunu kenara alacağım. Şu boyutlu boncuk boyamdan siyaha boyamak istemiyorum. Çünkü oraları açıkçası beyaz kalsın diye düşünmüştüm ama şu şekilde de beyaz çok sırıttı üst kısımda. Gördüğünüz gibi çok yakışmadı. Onun için hemen şu boyamdan alacağım bir fırça yardımıyla. Kenar kısmını boyayacağım. Sonra kurumaya bırakacağım ve en son görüntümüzle birlikte videomuzu kapatacağız hanımlar. Şöyle renk bütünlüğünü sağlamak maksatlı üst kısımda kalan beyaz bölümü boyayıp tamamlayıp kurumaya bırakacağım ve dediğim gibi en son video kapanışta son halini göreceğiz. Evet, tamamlayıp geldim. Şöyle iyice kurudu. Hatta çiçeğimi de içine oturttum. Gördüğünüz gibi şöyle yakından bir alacağım. Sonra çiçeğimi de göstereceğim. Çiçeğim de geçen haftalarda kök ayrımı ve çelikten çoğaltma yaptığımız süt ağacı çiçeğimiz. Bu şekilde çiçekliğim de yerini aldı her ikisi de. Hem saksım hem çiçeğim gördüğünüz gibi. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Sizlere de fikir olur diyorum. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olup bizlere destek olursanız çok seviniriz. Bildirim seslerini de açarsanız eğer bundan sonraki çalışmalarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Yapacaklara kolay gelsin. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın.